Emekli maaşlı, emekli maaşları emeklilerimiz için verilen 7500 lirada hatta 8500 lirada azdır. Neden azdır? Çünkü emekliler yağmurda, yaşta, çamurda, kışta, kıyamette Türkiye'nin kalkınması için çalışmışlar. Çoğu 25 yıl çalışarak 25 yıl yazın ter dökmüş, kışın soğuklarda üşümüş, süremiş böyle bir şey. Ve bu çalışma koşulunda kendilerine verilecek ücret en azından insanca yaşayacak bir değerde, bir nitelikte, bir tutarda olmalıdır. Emeklerin de insanca yaşamaya hakkı vardır. Emeklerin de tatil yapma hakkı vardır. Emeklerin de barınmaya ihtiyaçları vardır. Barınma bugün yaşlı emeklerin huzur evlerinde kalmaya arkadaşlarıyla şey yapma, kimsesiz emeklere bugün emekler burada deyim yerindeyse parklara terk edilmiş durumdalar. Yani emekliler bir kafeye gidemiyorlar, bir çay içemiyorlar. Ne yapıyorlar? Parklarda buluşuyorlar. Yani böyle bir sistem olabilmez. Yani Bağkur'da daha önce basamak sistemi vardı. O basamak sisteminde siz belli bir basamakta kalıyordunuz ki o basamak artırmak zorunda idiniz. Şimdi bunu değiştirdiler denildi ki asgari ücrete endekslediler. Asgari ücretin üzerinde de ödeyen Bağkurlu yok. Zaten ödeyemiyor ki. Şimdi ödeyemedikleri için her sene 2018'de, 2019'da, 2020'de, 2020'de, 22'de ne, ne çıktı? Bağkurlar için borcu olan bağkurlar için ödemeyen bağkurlar için gelin borcunuzu ödeyin çıkardı. Diğer yıllarda e, bunun e, faizinin yüzde doksanından vazgeçiliyordu. Bu sene de bu işte faizinden vazgeçildi. Yani şimdi zaten esnaf onu parası yokmuş ki dondurmuş. Şimdi param yok diye donduruyor, siz bir söyle diyorsunuz ki bana 411 bin lira ver, ben senin primlerini geri sana vereyim diyor. Yani bunu yapabilecek kimse de yok. Son zamanlar işte bu şeyi çıktıktan sonra bir sürü kişi bankalara gittiler, kredi almaya çalıştılar, baktılar ki olmuyor. Yaklaşık 400 bin kişiye yakın bir kişi bundan mahrum kaldı.